Merhaba arkadaşlar, Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, uzlaşı gerektiren ve gerektirmeyen durumlar cevapları sayfa 64-65'i işleyeceğiz. Hazırlık çalışmaları. Soru: aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Resimlerde izlenecek televizyon programına nasıl karar verdiğinizi açıklayınız. Cevap: birinci resimde bir kişi olduğu için istediği kararı verebilir. İkinci resimde ise iki kişi olduğu için düşüncelerini paylaşıyor ve ortak bir karar almaya çalışıyorlar. Etkinlik. Soru: aşağıdaki bulutların içine uzlaşı gerektiren durumlara ve uzlaşı gerektirmeyen durumlara kendi yaşantınızdan örnekler veriniz. Cevap: tek başımıza olduğumuz zaman ve verdiğimiz kararlardan herhangi bir zarar görmeyeceğimiz zaman burada uzlaşı gerektiren bir durum yoktur. Mesela yanımızda kimse olmadığı zaman istediğimiz çizgi film veya filmi izlemek, şarkıyı dinlemek veya serbest resim çalışması yaparak kendi resmi çizebileceğimizi ve hangi kalemleri kullanacağımıza karar vermek bizim tercihimizdendir. Ailemiz bizim fikrimizi sorduğunda veya biz nereye gitmek istersek geleceklerini söyledikleri durumda yine kendi fikrimizi söyleyebiliriz. Ancak ortak karar alınması gereken durumlarda uzlaş gerekmektedir. Ortak bir kararla hareket etmek herkesi memnun olmasa bile çoğunluğa göre hareket etmek toplum kuralıdır. Etkinlik. Soru: aşağıdaki resimleri inceleyerek uzlaşı gerektiren ve gerektirmeyen durumları altlarına yazınız. Cevap: 1. Uzlaşı gerektiren durum. 2. Uzlaşı gerektirmeyen durum. 3. Uzlaşı gerektiren durum. Değerlendirme çalışmaları. Soru: bir durumun uzlaşı gerektirip gerektirmediğine nasıl karar verebiliriz? Anlatınız. Cevap: toplumumuzda her ne kadar hepimiz insan olsak da düşüncelerimiz birbirinden farklıdır. Toplu bir karar verilmesi gerekli olan durumlarda fikirlerimizi beyan ederek çoğunluğa uymakla adalet sağlanabilir. Herkesi memnun etmek mümkün değildir. Çünkü herkesin düşüncesi farklıdır ve herkes kendi düşüncesinin kabul edilmesini ister. Bir konuda uzlaşıp gerekip gerekmediğini farklı fikirler olması durumunda değerlendirilir. Trafik kuralları veya okul kuralları gibi kurallar kesin ve gerekli olduğu için bunlar üzerinde herhangi bir uzlaş söz konusu değildir. Ancak sınıf başkanlığı girilecek yer gibi ortak bir karar alındığı zaman uzlaş lazımdır ve insanlar fikirlerini söyleyerek ortak bir karar alırlar. Bizim yalnız olduğumuz ve kendimizin karar vermesi gereken durumlarda ise uzlaş lazım değildir. Mesela ailemiz bize bir bütçe verip istediğimiz eşyayı alabilme konusunda bizi serbest bıraktığında burada uzlaş lazım değildir ve paramızla istediğimiz eşyayı alabiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, forummap.com sitemize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.